Efendim, Ordu'nun en uzak ilçesi Akkuş'tayız. Pazar yerini gezeceğiz. An itibariyle görsellerimizi, görüntülerimizi, pazarcılarımızı sizlere göstereceğim. Akkuş'ta pazar yerinde elbise pazarının içerisine ilerliyoruz. Değerli takipçiler, gel. Beni de bir çekeyim. Vallahi mı? Adam röportaj yaparsa çekeyim efendim. Bak çek diyor. Selamun aleyküm. Selam. Nasıl gidiyor efendim? İyi gidiyorum. Nereden geldiniz bu Akkuş'a? Ben buralıyım, Çayıralı'ndayım. Çayla. Beni tanıyor musun? Biliyorum. Akkuş diyor. Vay vay vay. Satış nasıl gidiyor Allah'a şükür? Allah'a şükür idare ediyor yani kendim. İsim neydi abi? Yılmaz Güllü. Evet. Ne Fatih Güllülerdensiniz herhalde değil mi? Evet. Şey, Çayralan'ın neresi, mahallesi? Belalan Aşıttı. Aşıttı'dan. O Cevat abinin olduğu yerde. Ha tamam. Oradan. En çok ne satabiliyorsun şu Akkuş'ta? Vallahi ayakkabı satıyoruz. Penye satıyoruz, etek. O tür bir şeyler yani, köylülere uyan bir şeyler. Buradan başka bir yere pazara gidiyor mu? Yok. Nereye gider? Karacılar, Kumru, senin o taraftan geçiyorum. Ünye? İlkives'e gidiyorum, Ünye'ye gitmiyorum. Salman'a gidiyorum. Bir de Çayırılan, Kızılırmak. 5. Nasıl bir kısırlık var mı? İyi bir hızlı satış yapabiliyor musunuz? Hızlı satış yok, eskiden o. Yani zor. Artık var ya, ne diyeyim sana, anca götürüyoruz kendimizi. Yeniden başlayan bu işi götüremez. Esnaflar ağlıyor, ağlıyor. Yani esnaflar şu anda inan kan ağlıyor. Yeni başlayan bu işi hiç götüremez. Götüremez değil mi? Hayır hayır, çünkü o bir iş kurmak bugün, ne bileyim ben, tezgah kurmak bugün. Transit aracınla mı götürüyorsun bu malzemeleri? Evet evet, transitte götürüyorum. O da yollarda biliyorsun. Yollar evet efendim sıkıntılı. Sizin yollarınız nasıl? Bizim yollar şu anda yapılıyor. Belalan yolunun asfaltı, Allah razı olsun. Aşağıya doğru? Evet yapılıyor. O yol nereye bağlanacak? Çayırılan merkeze geçecek. Tam yerine bağlanan yolda çalışma var mı? Var. Geçen ben de oradan gittim. Var. Bayağı bir bölümü yapılmış. Abi bu esnaflıkta en çok zorlandığın şey ne ya? Veresiye mi istiyorlar senden vatandaşlar? Tabii tabii. Genellikle yani veresiye bizi zaten... Veresiye verdiğimiz zaman zaten daha bir tane vatandaş sana alıyor. Bir tane ya diyor hani... Adam alım gücü de yok. Adam şimdi görüyor. Yarı parasını ve yarısını getireyim diyor. Geçiyor 3-5 ay. 3-5 ay sonra ben o malı yerine koyamıyorum ki. Daha hiç bir tane yapalım. Allah kolaylıklar versin. Gene böyle efendime söyleyeyim, sabırlı olup dayanacağız. Bu alternatifi var mı? Yok, başka yok Allah. Başarılar diliyorum. Al, teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinize. Allah senden de razı olsun. Allah'a emanet ol efendim. Abicim nereden geldiniz? Ünye'den. Ünye'den. Ünye'nin neresinden geliyorsun buraya? Merkezden mi? Merkezden. Ünye'de satış yapabiliyor mu? Burada nasıl gidiyor? Her yere gidiyor musun burada? Yani Terme ve Ünye arası gidiyorum. Bunun haricinde başka yere gitmiyorum. Terme, Ünye, Akkuş, dönü dolaşıyorsun. İsim neydi? Murat Aydınız. Nasıl gidiyor abi satışlar? Bir şeyler yapabiliyor musun? Abi elhamdülillah satışlar iyi ama hiçbir şey yerinde durmuyor. Yani bugün 90 lira aldığımız, yarın tekrar almaya kalktığımızda 140 lira. Yani anlık fiyat geçişlerinden dolayı biz de tedirginiz. Hele bir de Ordu'nun en uzak ilçesi Akkuş'a geliyorsun, zorlu şartlardan buraya gerçekten yakıtla yakıyorsunuz. Bu transit aracına doldurup götürüyorsun herhalde. Pazarcılık bu şekilde seyrediyor burada. Evet. Masrafını hortuyor mu? Abi yaklaşık 500 lira yakıt yakıyorum. Onun haricinde şu anda da 1500 lira para topladım. 500 lira yakıta çık, 1000 lira geriye kalıyor. Pazar sakin, kimse yok. Yani bu şekilde belki 100-200 lira cebimde yakıyorum. Yapmasan da olmuyor. Yapmak da evvelime söyleyeyim, mecburi devam ediyoruz diyorsun. Gördüğün gibi hep tezgahtan, sermayeden gidiyor. Yani başka bir şey değil. Belediye kolaylaştırıyor mu burada sizi? Ya belediye Allah aşkına olsun. Yani en azından işgal önü sana ucuz ama. Yani keşke pahalı olsun ama iş olsun. Eskiden pazar kurdun mu buraya hiç? Kurdum. Kaç senedir geliyorsun? Yani ben 6-7 yaşındayken amcamlarla geliyordum. Bunlar da şu anda zaten yukarı tuvaletin olduğu yerde. Siz bir ekipsiniz böyle, pazarcı ekibi. Size bu pazarcılığı kim öğretti? Bize pazarcılık amcalardan gelen. Ünye Dernek Başkanı'nda, Pazarcı Dernek Başkanı Necmet Enerit, o da amcam. Onların sayesinde bizler de bu işe getirdik. Ya niye buralara bu kadar zahmet ediyorsunuz? Hamsi, mısır, ekmek satamaz mıydınız Ünye'de? Abi bir şekilde ticarete bulaşmışız. Hani derler ya, gemide olup da gemi sevmeyen var mı derler ya, aynı onun gibi.
Peki efendim, karlı buzlu şartlı havalarda da geliyor musunuz buraya? Abi mesleğimiz bu, başka meslek yok yani, gar da yağsın. Her cumartesi düzenli olarak geliyor mu? Evet. Veresiye yazdın mı buradaki vatandaşlarımıza? Allah yani 60'ta para olduğu için kimse veresiye almıyor. Herkesin nakit oluyor. Para var, kaynak var burada değil mi? Allah. Herkes çok pahalı diyor Akkuş'taki, efendime söyleyeyim, bu durumu hiç uygun bulanlar yok abi. Abi genel olarak normal ya. Şimdi diyorlar ki Niksar ve Ünye yolu yapıldığında Akkuş'a kimse uğramaz, direkt ya Ünye'ye ya Niksar'a gider diyorlar. Burada pahalılıktan şikayetçi herkes. Değil aslında. Şimdi adam çarşıda bir ürünü 100 liraya satıyorsa buraya geliyor 150 diyor. Çünkü yakıt yakıyor, şey yapıyor, ama çarşıda olmadığı için masraf fazla olmuş oluyor. Peki efendim, başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi satışların olsun. Teşekkürler, sağ olasın. Allah'a emanet ol. Efendim kimle görüştük? Sezgin Yanık. Ben tutabilir miyim? Sen sor, ben söyleyeyim. Evet, sen sor, ben söyleyeyim o zaman. Sezgin Bey, nereden geliyorsun buraya? Ben Niksar. Esnafım. Şakşak mezarlığının o taraftan mı? Evet, aynen öyle kardeşim. Ne satarsın? Perde, tül, güneşlik, nevresim, halı. Pahalılıktan bıktık. Bak, pahalılıktan bıktık. Bıktık yani. Sattığımız fiyata gidiyoruz, ertesi gün mal alıyoruz. Bunlar böyle rengarenk, şurayı bir çek. Bunun ağırlığına göre mi bir fiyat belirliyor? Yok, hayır. Metre işi. Metre işi. Evet. Veresiye yaz. Ya illa ki tabii. Kaç senedir geliyorsun Akkuş'a? Babalarımız, atalarımız, dedelerimiz tabii ki 30-35 sene. Akkuş burası fakir bir yer. Evvelime söyleyeyim, herkes burada bir takım bir şeye güveniyor. Gurbetçilere, ona buna. Yani bir veresiye defterin var mı? Var, tabii ki var. Bazı bayanların... Bize veresiye yazar mısın? Yazarız tabii ki, ne demek? İsmini bir bağışlar mısın tekrar? Sezgin Yanık. Sezgin Yanık. Vay, yanık adamsın bak. Bağrı yanık. Bağrı yanık. Çoluk çocuk var mı? Var, 5 tane çocuğum var. Niksar'da geçim sıkıntı değil mi? Her tarafta sıkıntı reis ya. Bayağı bir sıkıntı yani. Akkuş'un Niksar arasında efendime söyleyeyim fark görüyor musun? Yani mesela satış konusunda, pahalılık konusunda, çevre konusunda. Vallahi serbest. Herkes serbest. Tutturabildiğini satıyorlar yani. Öyle bir belirlenmiş bir fiyat yok. Anladın mı? Sezgin Bey, mesela şimdi Niksar'da, Niksar'la buranın arasında fark ettiriyor musunuz fiyatlarda? Yani burası biliyorsun uzak yer. Tabii ki gazımız var, masrafımız var illa ki. Her parçada yani 15 lira, 20 lira. Sen sadece tül satıyorsun, şu tarafta senin mi? Hani, bu ekip sizin. Arkadaşımızın. Şu karşı taraf da benim. Karşı taraf. İyi çalışmalar diliyorum ben sana. Allah razı olsun. Var mı son olarak eklediğini? Bıktık ya, hayat pahalılığından bıktık yani. Sattığımız fiyata ertesi gün gidiyoruz, mal alıyoruz. Müşterilerimiz alışıyor, ucuz satıyoruz. Sattığımız fiyata mal alıyoruz bu sefer. Şey kazanamıyoruz ki de. Domates, soğan, biber yiyoruz pazarda ya. Kârımız ne ki? Ekonomi ne oldu? Ne? Nereye gideriz böyle? Vallahi kardeşim, nereye gittiğimiz belli değil ama gidişat da hiç iyi değil. Yani kilometrelerce yol yapıyoruz. Ben, arkadaş Niksar'dan geliyor, ben Ünye'den geliyorum. Desen ki mazot giderin kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Elhamdülillah kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz ama bugün sattığımız fiyatı yerine geri koyabileceğiz mi diye soracak olursan imkansız. Böyle bir günde yaşıyoruz. Hemen karşıdan size bunu efendime söyleyeyim. Scott yapanlar fiyatı yükseltiyor. Siz de ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Şaşırıyoruz çünkü biz de fiyat koymak zorundayız. Mazot akşamdan sabaha değişiyor. 45. Hani. İkisi 45 efendim. Yani. Şu an markete gitseniz 60 lira. Ben çokça şeyler sormak istiyorum da bazı bir şeyler yanlış değerlendiriliyor. Onları makaslıyorum aslında. Dur kardeşim, ben çok açayım, bir şey açayım. Sen Ünye merkezden mi geliyorsun? Evet. Ben Ünye merkezden geliyorum. Ünye'den hiç buraya gelmeden 120'ye ver. Murat devam et. Pazar pazar dolaşıyorsun. Dolaşıyoruz. Memnun oldum efendim, Allah'a emanet. Ben de çok memnun oldum. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun. Ama her şey düzelecek bir hali yok. Kötüye gidiyor. Biz buralı. Neresinden? Çaldere'de. Çaldere'de. İsmini bağışlar mısın? Yok. Adı söylese. Lira, 3 kilo 1 lira, 3 kilo 1 lira diye ben bağırayım burada, tamam mı? 3 kilo 1 lira. Selamun aleyküm Mevlüt Bey. Hoş geldiniz. Mevlüt Türk, Türk oğlu Türk. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Az yanaş mikrofon, abi bu tarafa. Abi bu tarafa gelelim de. Hayat nasıl gidiyor, satışlar nasıl? Satışlar iyi, hayat da güzel. Para da var.
Para var mı? Var abi, çok var. Hem de 200'lük banknotlar var. Birçoğu ben bu tarafa doğru gezdim, o tarafı diyorlar ki bir şey yok, kaynağımız bozuldu. Kaynağımız bozuldu derken ben öyle bir şey göremiyorum gayet. Ya aldığımız malı yerine koyamıyoruz diyorlar efendim. Tabii ki güncel hayat. Gömü mü buldun uşağım yoksa? Ne? Gömü mü buldun yoksa? Olabilir, yakın. Sen hangi pazarları geziyorsun? Mevlütçüğüm ben seni çok takdir ediyorum. İl, ilçe, her tarafa gidiyorsunuz. Bu ara yıllardır tanıdığım bir kardeşimsin. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Genelde ne tarafta çalışıyorsun? Genelde Akkuş, Ünye, İlkves, 3 pazar. 3 pazara gidiyorsun. Bu ürünleri nereden getiriyorsunuz? Ürünleri Erbağ'dan getiriyoruz, Tokat'tan getiriyoruz, Amasya'dan getiriyoruz. Kışları halden, yazları yukarıdan. Bu şekilde seyrediyor. Evet. Peki Ordu'nun en uzak ilçesinde efendime söyleyeyim hayat şartları, yakıt, bak şu aracınla sürekli dolaşıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Birçok sıkıntı yaşıyor musun? Kafa kafaya mı gidiyorsun? İyi para kazanabiliyor musun? Nasıl? Yani beni yanına ortak alır mısın efendim? Seni her zaman ortak alırım ama yani şu anda kazanma şansımız biraz zayıf. Mahsuller yeni çıkıyor. Fiyatlar yüksek tabii ki. Biz şaka yaptık. Kışın da sebze getiriyorsunuz siz? Evet, kışın da sebze meyve. Bunları nasıl arıtıyorsun? Ondan buzdan. Soğuk hava depom var mı? Soğuk hava depomuz yok. Gene Ünye komisyoncularda var. Taze taze alıp getiriyorsun. Direkt satışlarını dönüp dün yürüngeyle beraber yapıp satıp gidiyorsun değil mi? Aynen. Döngü yapıyoruz böyle. Haftada iki gün yukarı gidiyoruz. Diğerinde pazarda tüketiyoruz yani. Halinden memnun musun efendim? Şükür olsun. Bugün Ünye Niksar Karayolu yapıldığında Akkuş'a kimse uğramaz. Akkuş'ta her şeyi iki misline çıkarmışlar. Esnaflar efendime söyleyeyim zamlandırıyor her şeyi diyorlar. Yani ya Niksar'a gideriz ya Ünye'ye gideriz. Akkuş'ta durmaz millet diyorlar. Böyle bir sen bu konuda ne dersin? Ya Akkuş esnafında az var tabii ki. Hayat şartları değil de güncel şartlar diyelim. Çünkü ekonomi biraz yükseldiği için şöyle söyleyeyim yani maliyet yüksek. Niksar'daki adam alacak, Akkuş'a gidecek Niksar'da. Oradaki adamların bunun aynı satma şansı. Ben yakıttan dolayısıyla uzak olduğundan dolayısıyla bir fark illaki Akkuş'ta koyuyor, doğuyor diyorsun değil mi? Bu kendiliğinden. Yani hepimizde var o, hepimizde yapıyoruz. Belediye kolaylaştırıyor mu sizi burada? 50 lira. Nasıl yani? Yani yer konusunda, alan konusunda yani daraltmıyor, bunaltmıyor herhalde belediye. Yok, o yandan sıkıntı yok. Yani... Eskisine bakarak nasıl? Mesela eskiden millet sergi açacak yer bulamıyordu. Ya. Ya şu anda herkesin açacak yeri var. Yer müsait. Gelenleri de bekleriz tabii ki. Veresiye defteri doldu mu? Veresiye defteri çok doldu ya. Nasıl toparlarız bilmiyorum. Fiyatlar da yükseldi. İkiye katladı, üçe katladı. Ya tanınmış bir esnaf olduğun için mutlak suretle insanlar senden alıyorlar, yazdırıyorlar. Ben bunu bunun farkındayım. Mutlaka yani idare... Döngü devam ediyordur ama ya. Döngü devam ediyor aynı. Bana da bir hesap açar mısın efendim? Tabii canım, sonsuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. Size de gelsin. Yakacım Akkuş'un çarşısını, nereden bulacağım bu mal biti kaşosunu? Arkadaşlar bu arada tarak satan yer bölgesine efendim gene kürek, çanak, tarak, çivi, atnalı satan yere gittim. Orada kimse bizle röportaj yapmak istemedi. Devam ediyorum. Sayın Başkanım, Hasan Bey nasılsınız? İyiyim efendim, sağ olun, teşekkür ederim. İşletmeci olarak bu belediyenin önünde bir de efendim söyleyeyim balık tesisleri var sizin bu doğrudur. Şeyde. Doğrudur. Tifi. Tifi. Tifi düzü. Tifi düzünde. Bu film işine nasıl girdiniz siz? Ben bu çok emektar bir emek sarf ettiniz bu film işine. Oradaki insanları ağırladınız. Bölgemizde ilk ve tek düzgün bir film çekildi. Ve milyonlarca insanlar izledi. Ben bunu hep merak ederim efendim ya. Şimdi Kanal 7'deki gibi buraya geldiler. Ben de o zaman belediye başkan vekiliyim. Vekaleten bakıyorum. Ben zannediyorum ki bunları büyük hoplayıp zıplayıp yerlerde film çekecekler diye. Bunu ben Kemik Yarışı Köyü'ne götürdüm bunları. Bunlar dediler ki kardeşim burası biz eski evimiz vardı, hatır bir ev. Burayı da görünce biz mekanı bulduk dediler. Tamam kardeşim, mekan bulduysanız tamam devam edersiniz, çekersiniz dediler. O arada bizi de doktor rolünde oynatmak için çağırdılar. Biz de becerebildiğimiz kadar becerdik. Bu şekilde oldu. Çok sayıda kişi vefat etti herhalde o filmde. Aynen. Olan. Vefat edenler oldu. İçimizden çokları hepsi vefat ettiler.
Bölgemize hem güzel bir film, efendime söyleyeyim, güzel bir şantiyeler, iş yerleri falan kazandırdınız. Ben size çok teşekkür ediyorum efendim. Daha da gelişmeler nasıl devam edecek? Zorlanıyor musunuz? Daralıyor musunuz? İleriyi görüyor musunuz? Hayat şartları nasıl? Hayat şartları bizim için iyi şu anda. Allah'a şükürler olsun. Kriz var, kriz var diyorlar ama kriz yok. Herkesin cebinde gelen 200 lira aşağı para vermiyor. Şimdi başkanım, birçok yeri ben dolaştım burada Hasan Bey. Evet. Millete pahalılıktan yakındılar. Yani bu bizim Niksar'a Ünye karayolu yapıldığında diyorlar ki millet Akkuş'a bile uğramaz. Akkuş'ta her şey daha çok pahalı diyorlar. Ben de dedim ki ordunun en uzak ilçesi olan bu Akkuş'a zor getirilmiyor bu malzemeler. Mutlak surette biraz pahalılığı olacak. İnsan yakıt yakıyor falan dedim. Nasıl siz görüyorsunuz bu durumu? Tabii ki yakıt yakın yanıyor. Yani buraya gelen maliyeti çok fazla oluyor. Biraz da farklı olması lazım yani aşağı tarafına. Doğru. Ben böyle düşündüm. Yani bu şekilde. Aynen. Ama tabii ki yerel ürünlerimizi insanlar ucuz tutarlarsa dışarıdan insanlar da çok talep edip buraya gelirler diye düşünüyorum. Aynen, tabii ki.